Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pratik porsiyonluk pankek pastalar yapacağız. Öncelikle muhallebimizi yapacağız. Bunun için tenceremize sütümüzü aldık. Şekerimizi ilave ediyoruz. Daha sonra buğday nişastası. Ve unumuzu ilave ediyoruz. Çırpmaya başlıyoruz. Kaynayana kadar sürekli çırpalım. Topaklanma olmasın. Muhallebimiz istediğimiz kıvamı aldı. Şimdi muhallebimizin soğuması için dinlenmeye bırakıyoruz. Muhallebimizin ilk sıcağı çıktı. Şimdi tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağımızla muhallebimizi iyicene karıştırdık. Şimdi kenara kaldıracağız muhallebimizi ve soğumasını bekleyeceğiz. Soğumuş olan muhallebimize krem şantimizi ekliyoruz. Güzel bir şekilde çırpıyoruz. Muhallebimiz hazır. Şimdi pankeklerimizi yapmaya başlayalım. Pankek yapımına başlayabiliriz. Boş bir kabımıza yumurtamızı kırdık. Daha sonra şekerimizi yumurtamızın üzerine ilave ediyoruz. Güzel bir şekilde çırpıyoruz. Çırptığımız yumurtalarımızın üzerine sütümüzü ilave ediyoruz. Çırpma işlemine devam ediyoruz. Daha sonra elenmiş olan unumuzu kabartma tozumuzu ve vanilyamızı ilave ediyoruz. Çırpma işlemine devam ediyoruz. Pankek hamurumuz hazır. Bu kıvamda olması gerekiyor pankek hamurumuzun. Pankeklerimizi pişirmek için tavamıza ocağı aldık. Güzel bir şekilde yağladık. Şimdi kepçe yardımıyla pankek hamurumuzu güzel bir şekilde tavamıza dökelim. Hamurlarımız göz göz olduğunda pişmiş anlamına geliyor. Bu şekilde çevirelim. Biraz bekleyelim. Pişmiş olan pankeklerimizi ayrı bir tabağa alalım. Bu şekilde devam edelim. Pankek pastamızın üzeri için çikolata sosumuzun yapımına başlıyoruz. Bunun için bir tenceremize sütümüzü aldık. Üzerine çikolata sosumuzu ilave ettik. Şimdi güzel bir şekilde çırpacağız. Çikolata sosumuz kaynayana kadar bu şekilde çırpalım bırakmadan. Çikolata sosumuz da gördüğünüz gibi hazır. Şimdi bir kenara soğuması için kaldırıyoruz. Şimdi pankeklerimizin arasına kremalarımızı sıkarak başlıyoruz. Ben pastayı 3 kat yapacağım. İlk katına muz koyacağım. Evet.
Porsiyonlu pasta yaptığımız için ben meyveleri küçük küçük kestim ve ona göre ayarladım. Şimdi ikinci katımıza geçiyoruz. Aynı şekilde ikinci katımıza da kremamızı sıkarak devam ediyoruz. Bu katımızı da kere kullanacağım. Aynı şekilde kivilerimi de küçük küçük doğradım. Üçüncü pankekimizi de üzerine koyuyoruz. Bu şekilde diğer pankeklerimizi de hazırlıyoruz. Leziz porsiyonluk pankek pastalarımız hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Çok pratik ve çok leziz bir tarif. Herkese tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.